Eri de kalkmış. Efendim işte ben şerifim, şerif. Yani Hz. Hasan'dan gelenlere seyit deniyor, Hz. Hüseyin'den gelenlere şerif deniyor ama bazı insanlar hem Şe Seyit Şerifi, Cürcani Hazretleri var mesela. Ne demek hem Hasan'dan geliyor, Hüseyin'den. Annesi bir taraftan, babası bir taraftan. Olursa Seyit Şerif olur. Biz neyiz? En azından onları sevenlerdeniz. Biz de az değiliz ha. Sevmekten büyük bir amel Yoktur. Şimdi kadın böyle bir iddia yapınca e, halife de bunda biraz şey yaptı, tereddüt etti. Dedi ki ya senin şeceresinden olduğunu tespit etmek için ne yapsak, ne etsek falan. Alimlere sordu. Alimler dediler ki İmam Aliül Hadi Hazretleri var Ehlibeyt'in bu zamandaki imamı odur. O tespit eder dediler bunun şeceresini. Ona haber geldi adam gönderdi, getir adamı oturtturdu böyle. Dedi ki, evladım, inna Allah harrama lahme evladil Hüseyin alessiba fetul Eğer dedi Hüseyin'in evladıyım diye iddia ediyorsa, Allah dedi Hüseyin'in çocuklarının etlerini canavarlara, vahşi hayvanlara haram etti. Bunu da denemesi bedava dedi. Atarsın aç aslanlara dedi. Yemezlerse seyittir. <laughs> Hadi bakalım. Vallahi şecerem olsa vazgeçerim yani. Hakiki şeceren bile olsa vazgeçerim. Bu, kolay mı bu iş ya? Ondan sonra kadına dediler ki durum böyle böyle. Halife kabul edecek. Çünkü şöyle bir durum var. Şecereyi tescil ettirirse halifeye. Oho! Her yerden muafiyet. Çocuğun askere gitmez. Vergiden muafiyet. Şu kadar vakıflar para. Değil mi? Çünkü devlet o, o, İslam devletleri ehli beyte ne arıyor? Ganimetten hisse var. Beşte bir humüsten pay var. E dolayısıyla herkes ister yani. Ama dedi ki atacaksın hem de aç aslanlara yani. Aslan da tok oldu mu yemezmiş adamı biliyor musun? Ya e tok oldu mu niye yesin de aslan da şey mi yani? Bu milletten daha beter değil hoş. Şey. Ondan sonra kadın dedi ki ben yalan söyledim kusura bakmayın dedi. Çıktı gitti. Buradan ne yapacağız falan. Şimdi Halife Mütevekkil'e dediler ki o dediler bu kadar ağır şartı koştu da Kendisinde deneyelim onu dediler. Ana. Halife dedi ki iyi fikir. <laughs> Mübarek zatı getirttiler. Saraya. O zaten her zaman için işkencede falan böyle adam parçalatmak için eskiden aslan, aç aslanlar devamlı mevcuttur. Eski işkence yönetimle e, efendim e, yöntemlerinden biri. Efendim üç tane aslan Açtıktan nasıl bağırıyorlar? Seslerinden duramazsın ya. Bağırıyorlar. Öyle bir yer var, saha var. O halifeleri de oradan mesela işkence yapacakları adamları parçalattırırken bazı seyrediyorlar zevk için falan ya. Öyle birkaç basamaklı merdiven oradan demir kapı var. O demir kapının arkasından seyrediyorlar ama aslan oraya zaten gelemiyor. Adama atıyorlar, kapıyı kapatıyorlar adam. Canavarlarla baş başa. Mübarek Aliül Hadi Hazretlerini getirdiler. Ondan sonra Oradan içeri bıraktılar. Kapıyı da, demir kapıyı kapattı. Halife orada duruyor. Hayvanlar bayağı bir sağ Nasıl bağırıyorlar? Seslerinden kulaklar sağır oluyor. Ha! Aç! Yeme adamı. Mübarek şöyle bir yürümeye başladı. Yürürken üç aslan birden sakinleştiler. Seslerini kestiler. Onun yanına yanaştılar. Kedi gibi ona böyle etrafında dolanmaya başladılar. O da onları e, şey yapıyor e, elini değmiyor da işte ondan salyaları falan necis mezhep farkı da var bu işte de. Çünkü ağızlarından sular olursa necaset meselesi var. E, Elbisesini şeyle böyle onları sıvazlıyor. Onlar böyle oturuyor. Gitti ondan sonra şimdi halife oradan uzaktan seyrediyor. Birkaç basamak çıktı kapıya geldi. Halife de oradan bakıyor. Dedi ne haber falan. Ona bir şey yok diyor falan. Görüştü, bir şey, biraz konuştu falan. Bir daha indi aslanların yanına. Onlar yine efendim aynı bir evvelce yaptıkları gibi etraflarında dönüyorlar ediyorlar. Evliya Allah'tan biri de öyle oldu ya. Kimdi? Bünan el Hammal. Radıyallahu Dünyanın bütün velileri dünyanın her tarafından kalktılar. Onu ziyarete geliyorlardı Mısır'a. Bünan adı El-Hammal. Onu da İbni Tolun Attı aslanlara işte böyle. Ona da hiç böyle bir şey yapmadılar falan falan. Çıktı. Dediler ki efendi hazretleri aslanlar senin yanına aç aslanlar yanaştığı vakitte ne hissettin? O da dedi ki mübarek fıkıhta ihtilaf var. Bunların salyası temiz diyen var, pis diyen var. Şimdi sürüncekler orama burama. Şimdi namaz kılacağız elbiseyi mi bulaştırır mılar? Bulaştırmak mı? Adamın derdine bak fıkıh. O ne düşünüyor? O ne düşünüyor? Neyse e, halife dedi ki çıkarın dedi rezil olduk dedi ya. Çıkardılar girdirdiler ona büyük hediyeler falan. Bu sefer halifeye dediler ki işte Abbasi, tabi Abbasiler ne oluyor dedim sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amca oğulları. Yani Hz. Hüseyin'in torunundan gelenler, Abbas'tan gelenler ne oluyor? Amca dedi ki amca oğlunun yaptığı gibi bir de sen denesen sen de Hazreti Abbas'tan geliyorsun aşağı kalmazsın böyle <laughs> Ya bırak işine kardeşim dedi beni mi öldürmek istiyorsunuz dedi ya. Beni attığınız gibi yer dedi bunlar. Ama mesele tabi dedi bana bak dedi böyle şeyler dedi devlet sırrıdır dedi sakın dedi. Yani bu adamı aslanlar yemedi falan demeyin dedi ya. Çünkü millet ne yapar gider oraya biat eder. Onun için onu söyletmemek için tembihledi. Onun için görüyor musunuz Menkıbeyi? Allah Allah.